Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme zidna ilmen ve imanen ve kinyen tevekkülen teslimen ve tevfizen ve kinyenen ve afeten ve afeten işkan ve iştiraken ve layık ferik. Ve ısveten ve ismeten ve fetaneten ve hikmeten ve sadakaten ve ihlasen ve hissenen ve alem ve hafizeten ve zakireten ve asireten ve firaseten affen ve afiyeten ve kalben sebebi. Allahumme merhamna ve merhametin Muhammed. Allahumme merhamna ve merhametin Muhammed. Allahümme vafillene ve vafil ümmeti Muhammed. Ümmeti İnsaniye. Soykırım var. Kim? Ver. FETÖ müteahhiti ya. Gerçekten ya. Kusura bakmayın arkadaşlar, FETÖ metro diye bir şey çıkartmışlar, Cihat Yaycı donanmada da. Bu köpekler adamı güldürüyorlar ya. Ben de Timotus'tan ayet kapüçünü aldım. Ne konuşayım diye bana yani seçim yapma konusunda bir zorluk çıkartmıyorlar. Arkadaşlar biliyorsunuz insanlık dışı Crime Against Humanity yaptıkları için bir sürü malzeme var. Konuşmak isteyen konuşuyor. Ben 31 yıl önce bu Gladio Polisi yüzünden, bu laikçi, NATO'cular yüzünden gazeteden, sağlık araştırma okulundan, son sınıftan mezun olmaya 3 ay kadar atılmış bir adamım. 31 yıldır ben emekliyim ya. Erken emekli oldum. Şimdi yine emekli olan arkadaşlar var. Çok erken emekli olmuş. 50 bin kadar Türk ordusundan bu laikçi, NATO'cuların avrasyacı gözüken Rusçuklar var ya, onlar aynı yani. Aynı gemideler, soykırımcılar. Şekil değiştiriyorlar, tontonlar. Bu tonton ihtiyacıklar 90 yaşını geçtiler ama akıllanmıyorlar, ustanlıktan yok ya. Gebermiyorlar da. Ben şimdi konuşayım da, ya kardeşler, bana müsaade edin yani. Askerler var, onlar konuşsunlar. Onlar anlatırsa size, belki bu Sufi'ye inanırsınız. Ben 31 yıldır konuşuyorum, yazıyorum. 7 tane kitap yazdım Ergonok'un. FETÖ'cüler, Bolyurcular ile ilgili ya. Bu soykırımcıları daha tanıyamadınız mı? Bu gladyocu katilleri tanımadınız mı? Soykırım projesi kime ait? Daha anlayamadınız mı? Cidden mi? Allah Allah. Anlama özürlüsü müsünüz yoksa anlamak mı istemiyorsunuz? Çünkü benim kitaplar Akademiyat Edü'de Teşkilat-ı Ergonok'un 7000 kişi indirmiş. Kim bu okuyanlar kardeşim? Yani Mason Bektaşiler 3 baskı yaptı Türkiye'de. Karakutu, Tuncay Güney, Van Gölü Canavarı Citen. Kitapların adını da unutuyorum bazen. Kardeşim ben bu yeni koydum Agartha Ergonok'un. Bir hafta oldu koyalım. Ben bu kitapları niye yazdım acaba? Yeni Ergonok'un Göktürk. İsim verdim. Belge koydum. Soykırım projesinin belgesini koydum. 11 sayfa. 1996 yılında bunu eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya yazdı. Donanmada yazdı. Deniz Kuvvetleri, Frençekçilerin istihbarat üssüdür. Türk donanmasına ait gibi gözüküyorlar ama üniformaları da var ama adamlar soykırımcı. Ve eskiden beri Deniz İstihbaratı, Deniz Kuvvetleri istihbaratı kumpaslar, pislikler için kullanılıyor. Adamlar tabii bütün gün porno seyrediyor. Her limanda bir sevgili denizaltıyla, gemilerle Rus orospuları seviyorlar. Piç adamlar. Tabii Rusçuk olacaklar yani. Bu adamlardan insanlık mı bekliyorsunuz? Cihat Yağcı, Kurtoğlu cemaatinden, Rıza Gül cemaatinden onu da kendilerine benzetip bu kumpasın başına geçtiler. Sufyan Tayyub'a öyle eklemlediler. Koordinasyonu Mustafa Önsel sağlıyor. O da TV'den. Donanmadan. Soner Yalçın da Doğu Perinçek'le ilişkilerini koordine ediyor ama ana koordinatör Erol Mütercimler yani.
en güvenli danış adına yapıyor bunu. O hem Milli Birlik Komitesi var, 13 ilçelik emekli generaller. Onlar Ayetullah, onlar dokunmaz biliyorsunuz. Onlara dokunmak suçtur. Onlar soykırım yapabilir, katliam yapabilir. Kaç senesinden beri? 1960'tan beri böyleler. Hiç değişmediler. Ölüyorlar, ölüyorlar. Yerine başkaları konuyor. Erol Mütercimler, eski Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun özel kalemidir kardeşim. Kafayı takmam meselesi değil. Katalizör görev yapıyor 15 Temmuz'da. Süfyan Tayyip'i ayakta tutmaktan sorumlu. Laikçi, ulusolcu, Kemalistleri iknadan sorumlu şerefsiz. Rahip Keloğlu. Keloş. Ondan sonra aklınızı aldı adam. Her gün konuşuyor. İki yerde konuşuyor. Benden fazla konuşuyor. Yani tabii kızarım. Allah Allah. Bu şerefsizi ben eskiden beri tanırım. Deniz Asubay da bu 12 yıl fizik öğretmenliği yaptı. Harp Akademisi'nde öğretmenlik yaptı. Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun özel sekreteri olmadan önce. Ve eskiden beri namaz kılan insanları ortadan attırmakla ilgili, fişlemekle ilgili Perinçek'in sağ kodu. Şimdi maske değiştirince entelektüel stratejist falan mı oluyor yani? Büyük mason hocasına bağlı. Adam söylüyor ışıklar içinde yatsınlar. Işıklar içinde yatmıyorlar kardeşim, karanlıklar içinde yatıyorlar. Soykırımcı şerefsiz. Kel sizin aklınızı almaktan sorumlu. Yani hedef saptırmaktan sorumlu. 3-4 tane doğru bilgi veriyorsa 3-4 tane yanlış bilgi veriyor. Yani Perinçek taktiği diyor. Perinçek'in yayınlarını izlerseniz Aydınlık 2000'e doğru, ben bu yayınları yıllardır takip ederim. Nereden baksan 30 yıl olmuştur. Taktiklerini biliyorum. Yani isimlerin değişmesi taktikleri değiştirmiyor. Gladio bunlar. Ve Türkiye devleti bizim, kimseye yedirmeyiz diyorlar. Memduh Bayraktaroğlu da mason. Makul, şüpheli. Perinçek'in yanına çakmışlardı. Demirel'in yanına çakmışlardı. Aslında CHP'di. Ve büyük mason hocasında yönetim kurumundaydı uzun yıllar. Hepsi koordineli çalışıyor. Yani yıllardır ben bunları takip ederim. İsim isim biliyorum. Güven Arkaya şerefsizi 96 yılında bu projeyi Çevik Bir ve Çetin Doğan'la beraber yazdı. Çetin Doğan üçü. O zaman adı Batı Çalışma Grubu'ydu. Ve bunlar ortaya çıkartılınca medyada Susurluk kazasından sonra özellikle isimlerini Cumhuriyet Çalışma Grubu olarak başbakanlığa taşıdılar. Ecevit başbakandı. Ben de başbakanlık muhabiriydim kardeşim. Diplomasi muhabiriydim. Enerji muhabiriydim. Ve Ankara'da sabah 9'da kahvemi alırdım başbakanlıkta. Rahmetli Ecevit'in kapısının önüne otururdum. Gelen gidenleri haber yapardım. Cebimde iki tane telefon. Ben kağıt kalem kullanmam. Benim tep gibidir. Kelimesi kelimesine günde 5-6 tane haber yazardım. Bu şerefsizlerin Ecevit'in yanına girip çıktığını ben görüyordum. Ecevit bana söylüyordu. Bu şerefsiz geldi, şu şerefsiz geldi, şöyle yaptık. Zeynel abidim vardı özel kalemi. Faruk şunu yaz derdi, şunu yazma. Şunu şu anda yazmayalım. Ama gerçek bu, haberin olsun. Ben biliyorum. Tabii siz 27 Nisan 1999'da BGK'da geçirdiğiniz ama kamuoyunu açıklamadığınız soykırım projesinin ana metni 11 sayfadır. 109 maddedir. Ben bunu hemen öğrendim yani. Ecevit kopyasını vermek istemedi. Zeynel abinin dedi ki, o zaman özel kalemi, Faruk dedi, içeriği bu, haberleri nasıl yazacaksın bilemem ama Ecevit imzalamadı dedi. Çevik Bir ve Erol Özkasnak MGK Genel Sekreteri olarak geldiler. İki defa geldiler. İmzalatmaya çalıştılar. Ecevit bunları kovdu. İç savaş mı çıkartmak istiyorsunuz dedi. Allah rahmet eylesin. Yok. Zeyendi. Hüseyin Kıvrıkoğlu Genelkurmay Başkanı olacaktı. Kara Kuvvetleri Komutanı'ydı o yıl.
99 senesi. İsmail Hakkı Karadayı'nın son yılıydı. Kıbrı Kolu'ndan şikayet etti. Kime şikayet ediyorsun? Adam Kıbrı Kolu, Sosyalizm Heyeti'nin ana elemanı. O, yani emekli olduktan sonra oraya atandı. Ve Büyük Mason Hocası'nın yönetim kurulu başkanı 2011 senesindeydi. Şimdi Çevik Bir de Sosyalizm Heyeti'nin ana elemanı. Bu sırada isimleri vereyim. Bu soykırımı kimler planladı, kimler yapıyor, öğrenin yani. İsmail Hakkı Karadayı, eski Genelkurmay Başkanı. 2 senedir kanser tedavisi görüyor. Bu nedenle vekaleten Sosyalizm Heyeti'nin başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu, eski Genelkurmay Başkanı. Mason. İkisi de Mason. Hepsi Mason bunlar. Özel kalemi Erol Mütercimler. Kimin kim olduğunu bilirseniz belki anlama konusunda faydası olur diye söylüyorum isimleri. Başka, Necdet Öztürk'ün eski Kara Kuvvetleri Komutanı geberdi. Onun yerine Çevik Bir girdi heyete. Hem Mason Hocası'nda yönetim kurulu üyesi, hem Sufinansım heyetinde emekli general. 28 Şubat'ın mimarıdır. Bugün de 1000 kat ağır bir şekilde yaptırıyor. Anlaşıldı mı? Sabri Beşoğlu, özel hat eski komutanı, 1960'lardan beri bütün darbelerin içinde, aynı İsmail Hakkı Karadayı gibi, 15 Temmuz dahil, bizzat organizatörü. Ama ömrü yetmedi. Geberdi 3 sene önce. Yerine özel yetiştirmesi Engir Alan gelmedi. Çünkü Engir Alan çapsız bir CIA elemanı. Başarısız darbeler memuru. O şey yani, Saldıray Berkler özel harp komutanı, Saldıray Berkler özel harp komutanı olmasına rağmen çapsız yani. Saldıray Berk ondan daha kapasiteli olduğu için Sabri Meşoğlu yerine Saldıray Berk girdi ve Ayetullah oldu. Dokunmaz oldu. Biliyorsunuz Ergenekon'a balıyor sürecinde kapısına tankları dizdi. Ne polis soktu, ne kendisini gözaltına aldırdı. Adam Erzincan'da komutayı yazıyor zaten. Yani bu soykırım projesini detaylandırıyor. Hangi isimleri kullanacağız, hangi gazetecileri, kimi birbirine nasıl düşüreceğiz? İnce ince detaylı çalıştı. Bu toplantılara CHP'den, MHP'den, AK Parti'den katılmayan kalmış mı? Bir tanesi konuşuyor mu? Mahmut Tanal dahil katılanlardan biri. Sırrı Süreyya, HDP'den. Ben size isimleri vereyim mi? Saldıray Berk zannediyor ki, o yakındaki adamlardan ben haber alamam. Benim içeride her zaman adamlarım vardır. Saldıray Berk'in postalarından biri benim adamımdı mesela. Arkadaşımdı. Cemaatten falan değil. Yani ben düzenli olarak kimlerle görüştüğünü biliyorum. Bunları kamuoyuna paylaşmıyorlar tabii. Saldıray Berk. Ayetullah. Dokunamazsınız. Hadi Süfyan Tayyip dokunsun bakalım ne oluyor. Değil mi? Tahsin Şahinkaya geberdi. 12 Eylül yapan Hava Kuvvetleri komutanıydı. 12 Eylül yapan 800 bin insanı işkenceden geçirdiği süreçte 5 kişiden biriydi darbeyi yapan. Şapka 58, kafası büyük. Boy 1.58, boyu küçük, götü yere yakın. Ayakkabı 42. Ordu'da hava kuvvetlerinde rakamı budur. Ve babam benim havacıydı. Ben hava kuvvetlerindendim. Yani sıhhi olarak. Askeri lojmanlarda geçti benim ömrüm. Malatya'da, Eskişehir'de. Ordu evlerinde, ordu pazarlarında. Hava kuvvetlerinin üstlerinde. Ve 4 senede askeri lise okumuşum. Yani Tahsin Şahinkaya'yı iyi tanıyoruz. Çankale, kale trafikten, kale seramikten. Bütün orduda çaldı çıktı. F-16 uçaklarının ekmeğini yedi. Kaç milyar dolar serveti var yurt dışında, İsviçre'de, İngiltere'de. Kale Bodur. Her sene lojmanlarda Kale Bodurlar kırılır, değiştirilirdi. Para kazanacak yani damat bey. Siz zannediyorsunuz ki sadece Berat Albayrak damat yani. Bakın Bingöl Üniversitesi'nde bütün hepsi akrabasını geçirmiş yönetim kuruluna, öğretim üyeleri.
akrabalardan bir Bingöl Üniversitesi var. Paylaştım. Dün oha demişim yani. Gördünüz mü? Bingöl Üniversitesi ne hale gelmiş? Görmediniz mi? Şeyde Sabancıların Yamaner Sülale Kolu da başka bir üniversiteye ele geçirmiş. Yamanerler, Sabancılar. Bakıyorsunuz bunlar da yabancı değil yani. Değil mi? Türkiye'de herkes tanıyor. Bu adamların kim olduğunu biliyor. Güler Sabancı'nın Süfyan Tuyba destek vermesi gayet normal değil mi? Sabancılara verirsen tabii şeyleri. Böyle olur. Ya insan utanır ya. Hitit Üniversitesi. Yani bu bildiğin Sabancıların aile şirketi yani. Çocuk, eş, ne var ne yok. Doluşmuşlar babalarının miras malı gibi yani. Babalarının çiftliği. Yani Hitit Üniversitesi'ne girin bakın. Ne olmuş yani. Bingöl Üniversitesi'ne girin. Bakın kadroya. Her şeyi izah ediyor yani bu durum. Yani askeri içinde yaşanan büyük masonik kumpası ve Süfyan Tuyup ile Deruni ilişkilerini bundan sonra zorla emekli edilen askerler yazsınlar. Yazacaklar zaten. Bu Sufi zorla emekli edilen 31 sene oldu. Gladio'nun deşifresi sizlere emanet kardeşler. Yahu gerçekten biraz emekli olmak istiyorum. Taze emekliler var. Onlar konuşsunlar, yazsınlar. Yani biraz risk alsınlar. Tepki yapmayı bırakın. Attılar zaten sizi. İsterseniz biraz şey vereyim, Fatih Kısaparmak'tan şey vereyim. Ardı damarları çatlamıyor bu adamların. Gerçekten çatlamıyor. Ardı damar mı? Halk haram satan sözde seferime aittir. Yani bana ait değildir. Uyanmanız için yani Ebru Gündeş Viyabuşay'la Reza Zarrab kocasıyla buluşmaya gitti. Yani biliyorsunuz her şey kontrol altında yani. Böyle bir şey var. Ekmek de fer kalmamış ya. Süfyan Tuyup şerdelerden bıkmıyoruz tabii şerden. İnsanlarda da nör sinir kalmadı. Bu MİT soykırımcılarında, bu MGK Süfyanizm Edi soykırımcılarında cin ve ifritler dolaşıyor ruhlarında. Buğdayda protein kalmamış. Alamıyorlar Kanada'dan buğday. Ruslar veriyor Kazakistan, Ukrayna'dan. O yüzden böyle oldu. 15 Temmuz'u beraber yaptılar zaten. D100'lar çünkü. Akıl fikri kalmadı adamlarda. Rusların pişleri bunlar. Rusya'dan buğday geliyor. Ondan sonra 15 Temmuz kumpasçıları da 100 astar, namus, ar, onur, şeref kalmıyor yani. Biz devam edelim ya. İsimleri vermeye. Belki bir şeyler düzelir. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yok etsin diye Erol Mütercimler uğraşıyor ki asıl darbeyi indirsinler. Suriye'de yanlış yaptı Tayyip diyor. Sanki kendileri sokmadı. Sanki Erol Mütercimler ve Doğu Perinçek, Hasan Ünal değil yani. Suriye politikalarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Tayyip'in danışmanı. El-Kaide terör örgütlerine sanki bunlar silah göndermedi. Ergonok'un askerleri Melik Gökçek'le ortak değiller temizlediler şirketinde. Yalan söylüyorlar biliyorsunuz. Bilerek bu El-Kaide terörüne Suriye bu bataklığa soktular. Bataklık olduğunu biliyorlardı. Buradan kendilerine iktidar devşirmeye çalıştılar. Ve bu nedenle zaten bunlar oluyor. Soykırım projesinin en kıdemli eski Genelkurmay Başkanı, Büyük Mason Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı, Milli Komitesi'ne vekal eden Hüseyin Kıvrıkoğlu, Erol Mütercimler vasıtasıyla koordineyi sağlıyor. Ve bunları siz göremezseniz eğer, daha çok sizi ezecekler, çok mağdur edecekler. Bu gladyonun temizlenmesi, kesilmesi gerekiyor. Ben isimlere devam edeyim. Necdet Öztürk'ün yerine Çevik Bey girdi. Sabri Meşoğlu yerine Sadray Bülbek girdi. Süfyanizm heyetine. Ömer Şarlak Paşa GATA komutanıydı. Ben de tanırım, 15 gün beraber çalıştık otomobil kliniğinde. O zaman manyağın tekidir yani, kafa tasçı.
ırkçı bir adamdır. Türklerin üstün olduğunu düşünür. Benim kafam da Türk kafasıymış. Tarihi. Bana sivri kafa derdi. Bana yüz yazmıştı. Hiç soru sormamıştı. Bu kafaya soru sorulmaz demişti. 15 gün çalıştım. Ömer Çarlak beni sever yani. Ama küfürbaz bir adam. Herkese küfreder. Bir tek bana küfretmiyordu. Yani sivri kafaya küfredilir mi ya? Sufizm heyetinde Malatya'da İnönü Üniversitesi'nin rektörlüğünü yaptı. Emekli olduktan sonra 96 yaşına geldi. Ölmüyor adam ya. Gerçekten çok dirayetli bir adam yani. Süfyan Tuğ projesine, Süfyanizm heyetine tek karşı çıkan adamdı. Birazcık kafası çalışıyor. Fakat çok sabırlı bir satranç ustası. Gerçekten. Satrancı sonuna kadar oynayacak. Çünkü şahmat çekmeyi çok iyi bilir. Ama ben de satranç şampiyonuyum Ömer Şarlak. Kim kazanacak bu maçı? Sen kazanmayacaksın. Sen geberip gideceksin. Az kaldı. Azrail alacak yani canını. Onun yerine tabii Aport'ta Çetin Doğan bekliyor yerine girmek için. Onu almıyorlar. Bu bandyocu komutanı. Bu çerkez köpek bütün soykırım projesinin ana sunumlarını yapandır. Daha önce anlatmıştım. 12 Ağustos 1999'da Gölcük'te sunumlarını ele geçirdim. Çetin Doğan'ın sunumları bende var. Soykırım projesinin tanıtımını yapıyor çevikliler, kürsüdeler. Süfyanizm heyetine sunuyorlar. Heyette kimler mi var? O zaman İsmail Hakkı Karaday daha Genelkurmay Başkanı. Emekli olmamıştı. Kara Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Kıvrık oldu. Doğu Akdoğu Gontrüyer orada. Doğu Silahlıoğlu da onun şeyidir, şerefsiz yardımcısı sayılır. Bu Ergenekon sürecinde tutuklamışlardı. Aytaç Yalman jandarma komutanı oturuyor ve Güven Erkaya var. Güven Erkaya emekli, başbakanlık baş danışmanı olarak orada. Vural Beyazıt da oradaydı galiba. Eski donanma komutanı. Şerefsiz, o da bankamatik şeylerinden, soyguncularından. 28 Şubat sürecinde 21 tane banka nasıl battı sanıyorsunuz? Bu askerlerin hepsi bu bankaların yönetim kurulunda. Ve tokatlaya tokatlaya Türk milletine gidiyorlar. Kim daha hırsızlık yapar diye araştırma yapıyorlar. Süfyan Tayyip'i buldular. AK Parti'de salakları buldular. Bu siyasi İslamcıları. Süfyan Tayyip'i büyüttüler. Arkasından sakladılar. Türkiye'yi soyuyorlar. Beraber soyuyorlar. Evet. Kenan Evren geberdi. Göstermelik bir dava açtılar. Adam gitti gataya yattı. Nü tabloları yapmaktan zaten canı sıkılmıştı. Şeyden, emekli olduktan sonra. Gata'da orada şey var. Ağırlanma saray gibi yer var. Ben Gata'da staj yaptım 24 klinikte ya. Her klinikte 15 günüm geçmiştir. Ben Gata'yı iyi bilirim. Her yerini. O köşte kaldı. Kimle? Tahsin Şahin Kaya ile komşuydu. 12 değil darbecidir. Kenan Evren de oradaydı. Askerler cennetteki gibi onları yaşattılar geberene kadar. Biliyorsunuz. Kenan Evren geberdi. Yerine Yaşar Büyükanıt girdi. Süfyanizm heyetine. Dokuramıyorlar. Şişini tutamıyor itenek. Geberdi, geberecek. Allah belasını vermiş. 27 Nisan muhtarasını AK Parti'yi yükseltmek için yazdı. Asker karşı gibi göstermek için. Bunların hepsi politika, tiyatro. Öyle değil mi? Dolmabahçe görüşmesi. Soykırım projesini Süfyan Tayyip'e yapacaksın dediler. Süfyan Tayyip zaten rakiplerini temizlemek istiyordu. Hizmeti yok etmek istiyordu. Tuzağa düşürüyordu. Başından beri anlaşmalıydı yani bu heyetle. 1999'da Çevikli baş danışmanı yapmışlardı Erdoğan'ın. Yahudi lobileriyle görüşmelerini Cüneyt Zapsu ile beraber Çevikli randevuları aldı. İsrail'e ve Amerika'ya götürdü. Bu adam bizim adamımız. Ne dersek yapacak dedi. Çevikli. İsrail'e yani istihbarat anlaşmalarını, askeri anlaşmaları imzalatan, Erbakan'ın kafasına vura vura imzalattıran 167 tane
Siyasi İslamcıyı Türk ordusundan 1997'de atılırken Erbakan'a imza attıran Çevik Bir'di. Aydoğan vatandaşı gazetecilik yaptı. Deniz harptan atılmadır. Bu belgeleri yayınladı. Mahkemeye verdiler. Mahkemede bir şey çıkmadı. Çünkü Çevik Bir de Erbakan da haksızdı. Aydoğan vatandaş Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı. Kaç senesiydi bakayım, davanın son celsesi oluyordu. Öldürmek için arkasına adam taktılar. Herhalde Erbakan da bu adamların iti. Faruk Güller ve Muhsin Batur getirmişti onu İsviçre'de yönetim üyesiyken. Bu Milli Görüş Partisi'ni, Milli Selamet Partisi'ni o zamanki 70'li yılların Ergonokoncularıyla, Gladiocularıyla kurdu. Gayet net bu. Herkes bunu bilmesi gerekir. Öyle değil mi yani? Erbakan da bu adamlarla dayanıkta dövüş oynadı yani yıllarca. Aşama aşama büyüttüler. Gayet netim ve gayet iyi biliyorum yani ne olduğunu. Erbakan'ın yanında Almanya İstihbaratı'nın, BND'nin, Alman Ergonokulu, Agarta'nın adamları, ajanları çalışır. Ki Şermin benim Yeni Şafak'ta çalışırdı. En iyi arkadaşımdı. Milli Görüş'ten, Milli Gazete'den biriyle evlendirdiler Erbakan'ın akrabası. Alman istihbaratı bilgileri alırdı. Ben de ondan alırdım. Yani Şermin gerçek ismi Sonya'dır. Alman kraliyet ailesinden gelir. Bostanlılar'da evde olan bir soyu vardır. Habsburg hanedandan gelir. Dolayısıyla benim adım Doktorcuk. Doktorcumdu benim adım. Yani ben doktorum aynı zamanda. Birkaç defa hayatını kurtarmıştım Şermin adımı da. Birkaç kez de. Ben insanlara yardım ederim böyle. Şermin bana paylaşırdı bütün olanları. Erbakan'ın ben nefes alışını bile takip eden bir adamım. Bana Erbakan'ı anlatmayın yani. Gayet akıllı bir adamım ben yani. Nereden istihbarat alacağımı, kimden ne çıkacağını, yağmur su mu çıkar bilirim yani. Başka isimleri de veririm de bu kadar yeter herhalde. Değil mi? Erbakan baştan beri bu gladyocuların adamı. Erdoğan da onların adamı. Onların içinde büyümüş bir adam. Onların yetiştirmesi. Neye şaşırıyorsunuz? Ben onu anlayamadım ki. Kenan Evren geberdi. Büyük Anıt girdi. Tahsin Şahinkaya geberdi. Bilginin Balanlı girdi. Malatyalı. Alevidir. Ergonok'un efsanesinin çıktığı aşirettir. Ve Eskişehir üssünün komutanıydı. Kendisini Cumhurbaşkanı olarak görüyor Erdoğan'dan sonra. Ve heyetin kendisini tayin edeceğini düşünüyor. Tayinatla Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Mason. Ve hakkındaki bütün bilgileri Google'dan sildirdiler. Arayın bakalım Bilginin Balanlı ile ilgili tek bir haber bulabilecek misiniz? Ben kopyaladım tabii. Kitaplarıma koydum. Bir tek benim kitaplarımda bulursunuz. Yani Eskişehir'deki üst krizi onun işidir, organizesidir. Ümit Gündar denen Genelkurmay 2. Başkanı 15 Temmuz'da Yaşar Güler'le beraber darbe yapmıştır. Hulusi Akar ikleri bile değildir. Posta memuru yerine koymadılar. Şimdi Milli Savunma Bakanı olmuş da Genelkurmay Başkanı'ymış. Alakası ilgisi yok. NATO'cu bu adam. Yaşar Güler de NATO'cu. Bilgin Balan da NATO'cu. NATO'cular NATO'cuları darbe mi yapmış? Yani sizi kandırmaya çalışıyorlar. Eskişehir 1. Anıt Jet Üssü benim babamın da 9 sene görev yaptığı yerdir. Ben de Yıldız Tadı Havalı Ucumanları'nda yaşadım. 18 yaşına, kaç yaşına? 16 yaşına kadar asker okula 83'te girdim. Ben iyi bilirim Eskişehir'i. Ana jet üstüne çok gitmişimdir. Voleybol oynarlar, tavla oynarlar. Yani bütün işleri havacıların şeydir, tavla oynamaktır, voleybol oynamaktır. Subay ile astroy arasında astlık üstlük ilişkisi çok yoktur. Yani Bilgin Balanlı'yı ben ta yüzbaşıyken tanır. Bizim komşumuzdu yani. Voleybol oynardık yani Bilgin Balanlı'yla. Ben iyi pasörlük yapardım. Beni tanır yani. Benim babamı da tanır. Atatürkçü bir adam. Kemalist, ulusolcu. Yani bu adamlar ne derse onu yapar. Şimdi Sufyanizm heyetine, en üst heyete, Milli Birlik Komitesi'ne girdi. Dokunulmaz Ayetullah oldu. Ve Cumhurbaşkanı olmayı bekliyor Erdoğan'dan sonra. Sabırla bekliyor. Yani saldırı belki geri planda kalacak yani. Bilgin Balanlı
ismi yıpranmadı. Onu ki koyacaklar. Herkesin kabul edeceği bir isim üzerine durmak istiyorlar. Bir de gözleri mavi böyle böyle şey Atatürk'e, Mustafa Kemal'e de benzeyen bir tip. Gerçekten. Beni sever. Babam uyarmaya gelmişti. Bir çocuğu atacaklar oradan. Namaz kılmayı bıraksın diye. Biliyorlar namaz kılanları atıyorlar. Cemaatten olanları atıyorlar. İstihbaratını 1986'da almıştı. Gladi operasyon yapacaktı. CIA ile Mossad ortak. Bilgin Balanlı geldi. Babam uyardı. Babam da beni uyardı. Ben öyle uyarıları pek dikkatli kulak asan bir adam değilim yani. Ön yüzlerine tak diye Hürriyet ve Millet gazetesini attım. Ne dedim bu? Bu artistik. Said Nursi'yi 4 kanalda göstermişsiniz. Fethullah Gülen'i 4 kanalda göstermişsiniz. 2 tane yazı dizisi. Operasyon yaptınız. Belli dedim. İktidar. Yüzünü attım bir gün falan dedim. Tav oynuyorlardı babamla. Bir de bana laf anlatmaya çalışıyorlar. Artistler. Ya. 1986. Hiç değişmedi babamlar. Biri geliriyor, başkası giriyor. Yönetmeye devam ediyorlar Türkiye'yi. Soykırımla, dayakla, devlet dayağıyla, döve döve, söve söve, küfrede de, soya soya devam ediyor. Kurtulamadık, gitti bu adamlardan. Ve NATO'ya bağlıdır Türk ordusu. Bir tane uçakların papucu, fren papucunu bile kendileri üretemeyecek kadar akılsız, cahil adamlardır. Ki uzun yıllar böyle gitti. Ben yazdım onu. Babam anlatmıştı. Bir tane astsubay yapıyor bunu şeyde. Konya'da bir atölyede. Üste. Ondan sonra bir 6 ay almıyorlar. Amerikalılar geliyorlar. Diyorlar ki bu tren pabucunu niye almıyorsunuz? 300 dolar. Yani az para da değil. Her uçak in kalkında değişiyor. Yani eskimesi önemli değil ki. Amerikalılar Türkiye'yi haraca bağlamışlar. Marshall yardımları falan boşa mı yapıldı sanıyorsunuz? Yıllardır Türk ordusu Amerikan eskilerini kullanır. Böyle gidiyor. Babam değiştirmeye çalıştı. Sakıncalı. Asfay yaptılar babama. Biliyor musunuz? Mahiteden sürülmüştü babam. Namaza başlattığı için elaçüsünü. Faruk Güller tarafından. Ve Eskişehir'de biz lojmanı almadılar bizi. Sakıncalı asker diye. İyi ki de almamışlar. Biraz halk arasına indik. Sağda büyüdük. Yani 1980 darbesinden sonra Evren zorla aldırdı bizi şeye, lojmana. 1980 darbesine kadar biz Kırmızı Toprak'ta, Vişnelik'te oturduk. Ben de sokaklarda insanları tanıdım. Yoksa hep askeri üstlerde, hep askeri kültürün içinde filan halkı tanımıyorsunuz. Kopuyorsunuz yani insanlardan. Neyse. İşin gerçeği bu. Olayların sonu nereye gidiyor? Evet, bu soykırım şebekesi devam ediyor. Ve bu Hayri Kıvrıkoğlu, Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun kardeşi burada. Hasan Irsız bu komitenin içinde. Ben size isimleri vereyim. Kimler soykırım projesini yürütüyor, insanlara zulmediyor. Yaptırıyorlar Süfyan Tüyba, AK Parti'ye. İt gibi kullanıyorlar. Hırsızlıkları bilerek yaptırıyorlar. İnsanlar nefret etsin İslam'dan, Müslümanlardan. Bu yobazlardan, bağnazlardan nefret etsin, hepsini el koyacaklar. Özel harp komutanları yönetiyor bu haramilerin gizli kasalarını. Yani el koymaları zor olmayacak. Bir ekmek bile bulamayacak o milletin A noktası, Kuren Cingiz, milleti o havalarında öldüren 400 kişi, 1000 kişi diyorlar, 47 kişi açıklamışlar da yalan söylüyorlar biliyorsunuz, 10 kat aşağı düşüyorlar. Doğrudur. Böyle çalıştıran, sinekten yağ çıkartan bu adamlar cimridir, hasistir. Kendi ceplerine çalışır, devlete millete çalışmaz. Soyguncudur. Ortak çalışıyorlar. Evet bir darbe var, bu darbeyi askerler yaptı. Özel harp komutanlığı yaptı. Harp akademisinde hazırlandı bu plan. Hulusi Akar'ın da, Yaşar Güler'in de, Ümit Dindar'ın da gözetiminde yapıldı. Kuvvet komutanları Abidin Ünal, Bülent Bostanoğlu, Galip Mendi bunları biliyor. Ama konuşmuyorlar değil mi? 317 tane generali görevden aldılar. Hiçbiri konuşmuyor. FETÖ'cü dediler. Hiçbirinin cemaat tarikası yok. Doğu Perinçek'in fişlemelerine göre insanları FETÖ metreyle atıyorlar. Neymiş kriter? Limonlu çay içiyormuş.
limonlu çay içmek kötücü olmaya yetiyor. E şimdi ben ice cappuccino içiyorum. Kriterde bunu unutmuşsunuz. Gördünüz mü? 70 tane kriter yapmışlar. Hiçbirinin yani kriter desen kriter değil. Hiçbir medeni, insani, askeri hiçbir kurala uymuyor. Perinçek'in kuralları çalışıyor. Onun uydurduğu bir şey bu, FETÖ. Adam zaten 15 senedir adını koymuş. Savaşıyor. Hiçbir şekilde vatandaşlardan oyalamayan, Vatansızlar Partisi olan, Vatan Partisi, daha önce İşçi Partisi'ydi biliyorsunuz. Komünist, Leninist, sol görüşlü, Kemalist diye geçinen, fakat Mustafa Kemal'le yakından uzaktan alakası olmayan, Mustafa Kemal'e sarhoş diyen, Mustafa Kemal'i dışlayan, küfreden adamlar bunun arasında. İdeolojileri falan yok bunların. Hiçbir ideolojileri yok. Tek ideolojileri para, para, para. Soygun yani. Katliam, başka işleri güçleri yok. Bu soykırım projesi benim elime nasıl geçti? Ben daha önce anlattım. Ecevit vermedi. Ecevit bahsetti sadece. Bil dedi ne olduğunu. Ben imzalamadım. Bununla bilin dedi. Allah razı olsun kendisinden. Benim elime 2000 yılının Ağustos ayında geçti. Nasıl geçti? Elazığ MHP milletvekili Mustafa Gül getirdi. Bir pazar nöbetçiydim. İstihbarata bakıyordum. Pazar günü kimse olmuyor. Ben olmasam başkasına verecekti yani. Beni tanımıyor Mustafa Gül. Boynuma koydu bunu yazacaksın diye. Yoksa hakkımı ben öğretmem dedi. Dedim Bahçeli seni partiden atar. Partiden atmakla kalmaz, seni öldürürler dedim. MGK'nın altında imzaları bulunan genellerin imzaları var. Resmi belgesini bana getiriyorsun ve bu belge soykırım projesinin 109 maddesini anlatıyor. 11 sayfa. Şu anda yapılan projeyi anlatıyor. Ayrıntılı bir şekilde. Olsun dedi. Öldürsünler, şehit oluruz dedi Mustafa Gül. MHP'de böyle mert insanlar vardı. Ve trafik kazasında öldürdüler. Şehit ettiler zaten. Beni niye öldürmüyorlar acaba? Bana getirdiklerini biliyorlar. Bana getiren adamı öldürüyorlar. Ben yazıyorum bunu. Ki 19 Ağustos 2000'de Zaman Gazetesi'nde yazdım. Biraz da habersiz yazdım. Pazar Gazetesi'nde fazla müdürü falan yok. Ama editöre takıldı, dedi ki Faruk böyle yazamazsın bunu. Bu çok büyük bir olay. Ne yapalım dedim. Sen bunun dedi bir maddesini yaz. Neye yazayım? Etliye sütlüye dokunmayan bir maddesi yok mu bu planda? Dedim kimseye dokunmayan bir maddesi var. Yarım sayfa İran'a yaptırımlar kısmı var. Onu yazayım dedim. Sayfa numarasını verdim. VGK'nın tarihini koydum. 11 sayfa olduğunu belirttim. İran'a yaptırımlar kısmını İsmail Cem'i de katıp, o zaman İran'la ilgili bir kriz vardı. Ajan krizi vardı. 3-4 tane general kaçmıştı. Onlar Türkiye'de sorgulanıyordu birlikte. Onu da katıp yayınladım. Ve İran'a yaptırımlar kısmı Selam Tevhid davasıyla ilgiliydi. İran'ın Türkiye'deki birimlerini MGK biliyor. Takip ediyor. Van'daki, Ankara'daki, Azerbaycan Kültür Derneği'nden tut. İran'ın bütün ekiple beraber çalışıyorlar aslında. Ben de dedim ya MGK bunlara karşı savaşıyorsa iyi dedim. Bunu koyalım. Bu dedim kimseye dokunmaz. Bir tek İran'a dokunur. Ama bakıyorsunuz şimdi İran'la ortak oldular. Bu Tuncay Kılıç Paşa o zaman demişti biz İran'la, Rusya'yla, Çin'le ortaklık kurarız. Ekseni kaydırırız. NATO'dan, Amerika'dan, Avrupa Birliği'nden. Ben şaka yapıyor filan sanmıştım ama şaka filan değilmiş. Gerçekmiş. Adamlar bunu planlamışlar 20 yıldır. 15 Temmuz'u bunlar yaptı zaten. Tuncay Kılıç eski NATO'cudur. Ve bu görev verilmiş kendisine. Doğu Perinçek'le çalışıyor. Doğu Perinçek dinsiz bir adam. Mola rejimini aslında sevmez ama Türkiye'nin gerçeği bu. Mola rejimi lazım soygun yapmak için. İdeoloji olarak da Marksist-Leninist olduğu için Rusya'nın desteği lazım. Ekonomik olarak %90 petrol gazı ondan alıyorsun. Şimdi buğday alıyorsun. Rusya'nın Şarkıtara ayakları var. Turgay Ciner ayakları var. Bu ayaklar, ekonomik ayaklarda oturmuş. 5 tane çevrim santral vardır. Gaz çevrim santrali. Hepsi Şarık Tarım'dır. Ve Şarık Tarım'ın adı hiç gündeme gelmez.
Öyle değil mi? Kaynak sorunları yok yani. Maddi, para, darbeyi finanse etme, terör kaynağı sorunları falan yok. Zaten Truskart diye mavi akım ve petrol gaz satışından gelen ortak bir komisyon şirketleri var, Rusya ile ortak. %5 komisyon giriyor. Direkt özel harp komutanlığına tınk kasasına giriyor. Sufyan Tuyuk %5'te kendini aldı. %10'a çıkardı. Sonra az buldu. Ben halifeyim, %20 olsun dedi. %20'ye çıkartınca Putin hop dedik dedi yani. Paylaşıyoruz Putin dedi senle. Bak %20 petrol gaz fiyatları yükseldi. Komisyonları da yükseltelim dedi. Truskart. Gece yarısı çıktı geçirdiler meclisten saat 3'te. Ben takip ediyordum. Geçirmeyeceğim bu yasayı. Canınızı okuyacağım diye hepsini tehdit ettim. Turan Hazineleroğlu, Erol Aksoy ve Turgut Yılmaz. Mesut Yılmaz'ın kardeşi var yönetim kurumunda o tarihte. Üçünü de tehdit ettim. Sen kim oluyorsun dediler. Görürsünüz dedim kim olduğumu. Cumhur Ersun Erbakan'a dedim. Kılıç çekmişim dedim. Senin kellen gider dedim. Bu geçmeyecek. Bu Truskaz'ın anlaşması uluslararası anlaşmaya eklenmeyecek. Görürsen dedim bu. Gece geçirdiler. Cumhur Ersun'a dedim ki sen istedin bunu. Yüce Divan'da yargılanmak istiyorsun herhalde. Dedi yapacak bir şeyim yok. Ben dedi emir kuluyum. Emir kulu var mı ya? Koskoca bakan olmuşsun. Ondan sonra Yüce Divan'da yargılandı ama zaman aşımından neler ettirdiler yine. Ama ben de kitabıma koydum. Ne yapayım? Skandal, skandaldır benim için. Hırsızlık, hırsızlıktır. Acımam kimseye. Yani Türkiye'nin hali bu. Yani göstermelik olarak yok Avrasya'ya kaydı, yok NATO'ya kaymadı, şöyle oldu. Size kaydılar kardeşim. Eksen kayması size kaydı. Adamlar dimdik yerde duruyorlar. Hiçbir değişen bir şey yok. Sadece Anadolu'nun vatan evlatlarını, vatansever insanları oradan atıyorlar. Emniyetten, kamudan atıyorlar. Namaz kılan temiz Müslüman insanları yok ediyorlar. Ülkeyi ateist, dinsiz yapıyorlar. Doğu Perinçek projesi budur. Molalar yöntemiyle yapıyor bunu. İran'da %80 ateist. Mola rejimi insanları dinsiz yapıyor. Baskı rejimi, soygun rejimi. Süfyan Tayyip da biçilmiş kaftan. Yani bunu anlamak için gazeteci olmaya, akademisyen olmaya gerek var mı? Galiba var. Anlamıyor millet. Anlatıyoruz, yazıyoruz yıllardır. Dinleyen yok. Sufyanizm heyeti bu 12 kişiden oluşur. İçindeki paşaların kimler olduğunu biz biliyoruz. Yaşar Güler Genelkurmay Başkanı emekli olunca hemen lup oraya atlayacak Ayetullah olmak için. Ömer Şarlak gebelince o geçecek. O bekliyor. Çetin Doğan da bekliyor ama Çetin Doğan çok arsız, edepsiz biri. Kullanıp kullanıp onu mahkum etmeye çalıştılar. Yani dediler ki bir tane günah keçisi lazım. Bütün suçu bizim üstüne atalım yani. Halk kızarsa bu kadar soykırımdan, bu kadar şeyden sonra Perinçek'le Çetin Doğan'ı kurban ederiz. Onlar kurbanlık koyunlar yani. Asıl işin arkasında olan çete bunlar. Her zaman yırtmayı başarıyorlar. Günah keçisi cemaat yaptılar ama aslında günah keçisi şu anda balyocuların başı olan Çetin Doğan olacak yani. Kendi istedi bunu. Perinçek olacak. Perinçek grubunun adamları olacak. Bunların hepsinin yüzüne tüküreceksiniz. Çünkü isimleri biliniyor. Deşifre. Diğer isimleri gündeme getirmiyorlar. Ben de getiriyorum diyorum ki hepsi battı. Yani bu sefer yırtamayacaksınız. Bunu söylüyorum Ömer Şarlak Paşa. Ben sivri zekayım, evet. Ve yüzüne şak diye söylüyorum. Bu satranç maçını bitir. Kaybedersin. Şahı sen alamazsın. Ben seni alırım. Bitir. Çünkü bu millet gördü sizi. Bu şekilde devam ederseniz Türkiye'yi batırdınız. Türkiye'yi böldüreceksiniz üçe. Rusya gelip işgal edecek, Hatay'ı Kilis'i götürecek, Amerika gelip Kürdistan'ı alıp götürecek. Dıpdızlak, yassıallak ortada kalacaksınız. Sonra Süfyan Tayyip da El Kardeş terör örgütleriyle ülkeyi Afganistan'a çevirip 50 tane terör örgütü var. 50 tane. Ahrar-ı Şam, MİT kontrolünde. Özel harp komutanları yönetiyor diyorsunuz ama Süfyan Tayyip'in kendi kurduğu şeyler var. Sadat ve Suriye'den getirdiği teröristler var. Çeçen teröristler var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden güçlü ordu kurdu.
Afganistan gibi savaş yapar bu adam. O kadar çalmış çırpmış işte verir mi? Kolay mı teslim eder zannediyorsunuz? Ne olur? İç Anadolu bölgesine çekilir. Siz İzmir'i kurtardık dersiniz. İstanbul'u kurtarmaya çalışırsınız. İç savaş çıkar. Ondan sonra ülke bölük bir ölçük. Yabancı güçler işgal eder. Ülkede millet birbirini öldürür. Hizipçilikle, kinle, nefretle. O hale getirdiniz. Aileleri parçaladınız. Yok FETÖ'cüymüş, yok şucuymuş, yok bucuymuş. Yıllardır psikolojik savaş yapıyorsunuz. İç düşman gösteriyorsunuz insanları, güzel insanları. Kürtleri düşman gösteriyorsunuz. Onları öldürüyorsunuz. Yani bir tane iki tane değil ki. Bir tane yaptığınız doğru bir iş gösterin bana ya. Yok. Bak Kıbrıs'ı da kaybedeceğiz. İsrail'in gazı Girit üzerinden Yunanistan'a gidecek. Ceyhan'a gelmeyecek. Bak Bakü Ceyhan Boratlı'nı biliyorsunuz ben yaptırdım. 5000 tane haber yazdım. Rusya'yı da İngiltere'yi de dize getirdim. Amerika'yı ikna ettim. NATO burayı korusun bu Boratlı'nı diye. Gürcistan'ı, Azerbaycan'ı kurtardık. Kurtarmıştık. Ama sizin alçaklarınız, engin alanınız o saldırıya verkiniz Rusya'ya sattı. Bütün Türk Cumhuriyeti'ndeki hinterlandı tekrar Rusya'ya teslim ettiniz. Niye? Hizmet düşmanlığı, cemaat düşmanlığıyla bir şeytanlaştırma yaparak kendi Türkiye içindeki sığ krallarınızı korumak için. Sırf menfaatleriniz için. Bana bir tane gerekçe gösterin. Vatan millet demeyin bana. BK demeyin bana. Alçaklar. Bunlar hala karar merci noktasında. Bir de altlarında encümenin yarış var. 40 kişiden oluşuyor. Bu 40 kişi içinde İlter Türkmen gibi seküler, laik tipler de var eski Dışişleri Bakanı. Mehmet Sağlam gibi Türkçe Cumhuriyeti'nin 10 yıl başkanlığını yapmış eski Milliyetin Bakanı da var. Öyle değil mi? Cemaati çok iyi tanıyorsunuz. Yalancılar. Ercüveni Danış'ın haberlerini aksiyonda arkadaşlarımız yaptı. Şimdi hapisteler hepsi. Faruk Mercan dışarıda ama Haşim Söylemez hapiste. Haberi yapanlar Harun Odabaşı Allah'tan yurt dışında. Kimin yakasından paçasından yakalasanız öldürene kadar dövüyorsunuz. Suç isnat ediyorsunuz. İntikam almaya çalışıyorsunuz. Ne yaptığınızı bilmiyor muyuz? Aziz Çakmak Paşa'nız o Cem denen şerefsiziniz geberdi kanserden. Akıllanmıyorsunuz. Çoluk çocuk katlen yapacak dediniz. Cem Aziz Çakmak'ı başına koydunuz bu projenin. Çetin Doğan şerefsizi ile beraber. Ondan sonra yönetiyorsunuz bason hocasından. Erol Mütercimler de balansı sağlıyor gruplar arasında. Haydarbaş cemaatine koydunuz bu şerefsizi. Yıllardır onların televizyonlarında konuşuyor, yazıyor. Cumhuriyet gazetesinin solcu kemalistini diye geçinir. Ne geziyor Haydarbaş televizyonlarında, gazetelerinde peki? Değil mi? İstediğiniz adamı istediğiniz yere koyuyorsunuz. Fuat Urderen şerefsiz Türkiye gazetesine koydunuz. Cem Küçüğü oradan oraya hoplatıyorsunuz. Türkiye gazetesini, TGRT'yi Enver Ören niye kurmuştu? Müslüman halkın haklarını savunmak için değil mi? O da ayrı bir itti. İhlaslı deliler var. Bir sürü ağlayan yıllardır parasını vermiyorsunuz. Enver Ören Bakü'ye gelmişti. Özel uçağıyla. Ben de karşıladım. Faruk dedi, Selimiye Camisi'nin benzerini bul. Bakü'nün tepesine yapacağım dedi. Ben de iddiaya girelim dedim. Ben de böyle boş sözlere kalmam. Bak dedim, yarın gazetenin manşetine Selimiye Camisi'nin kopyasını basarım. Senin de bu sözünü basarım. Teybi de kayıt yaptım. Enver Ören. Oğlu dinlesin Mücahit. Babasının ne olduğunu bilsin. Eğer yapmazsan senin yüzüne çarparım dedim. Güldü. Fotoğrafımız da var. Faruk Bey yap dedi. %100 yapacağım dedi. Selimiye Camisi'ni yapacağım dedi. Kaç milyon dolar olduğunu biliyor musun dedi Selimiye Camisi'nin günlük bedeli. Bak bizim Ali abimiz Güney Afrika'ya yaptı. 35 milyon dolar. Allah rızası için koyacak mısın? Koyacağım dedi. İyi dedim. Bizim Enes Bey vardı. İnanmadı. Enver Ören bunu yapar. Popülist bir şekilde aldatıyor dedi. Demek ki büyük ihaleler alacak dedi.
kandırmaya gelmiş. Olsun dedim. Adam söylüyor. Teyp şey de var. Ben gazeteciyim. Bastık. Seni de cevap bastık. Adamı da eline verdim. Dedim ki bak Enver Bey. Bastın. Çok güzel olmuş. Pek güzel olmuş dedi. Yapmadı tabii. Bir daha gelmedi bakıyor. Türkiye'de insanları çatmak içinmiş. Göz boyamak içinmiş. Sonra Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye gitti. Yalvardı, yakardı. Sizin arkadaşlar bizim ihlas evlerini alsın, basıyoruz dedi. Hoca Efendi de yardım etti. Bizim arkadaşlar ihlas evlerini aldı. Şimdi sorun yaşadılar. Sonra el koydular bu haramilerin sonunda. Kaç defa şok yiyecek bizim arkadaşlar ya. İyilik yapmaya çalıştıkça bunlar darbe vuruyor. Enver Ören de böyle bir adamdı. Yani damat da sakattı. Yani askerleri ilişkileri, sistemleri vardı, dokunmazlardı buna. Milleti aldattı, yıllarca bunların büroları, çürük çalış şeyleri sattı Müslümanlıkları, aldattı. Biliyorsunuz yani nasıl büyüdüklerini. Ve en sonunda MIT'in Türkiye Gazetesi'nde Fuat Uğur ve Cem Küçük'e kaldı. Soykırım aracı için kullanılıyor. Metaf Yılmaz diye bir tane şerefsizleri var Akit Gazetesi'nde. Okuyun köşesini. Dün Fatih Akkal'ın okudu. Tüylerim ürperdi. Ürperdi yani. Böyle şerefsizler köşe yazarım diye içiniyor bu devirde. Bunları ben teresine orospu yapmasın yani. Böyle şerefsizler. Gazetecilik yapıyor ki ya. Alakası yok, ikisi yok gazetecilikle bunların. Yani hepsi MIT'in köpekleri olmuş zombiler. Böyle bir şeytanlaştırma rejimi kurdular. Rejim kendi soygun ve katil sistemine uymayan herkesi dışlıyor ve yok etmeye çalışıyor. Sonuna kadar da uğraşıyor. Böyle bir gladyo yani. Cumhuriyet Gazetesi'ne de Kürt düşmanlığı yapması için en şerefsiz Hitlerci kadroyu getirdiler. Şimdi köşe yazarı yapacaklar. Ve Cumhuriyet Gazetesi'ndeki solcu aydınların hepsini temizlediler. Süfyan Tayyip da bunlarla oynuyor. Böyle. Erol Mütercimler, Doğu Perinçek böyle oynuyor. Mehmet Ali Çelebi de yapıyorlar bunda. Bu arkadaş Teğmen'di. En son Üstemen miydi? Neydi? CHP milletvekili oldu. Yani düşünebiliyor musunuz? İstedikleri gibi oynuyorlar. Parti pırtı diye bir şey kalmadı Türkiye'de. Özel Harp Komutanlığı partisi var. Başka parti yok yani. Psikolojik savaş da gelinen nokta bu. Şimdi Encümen Danış'ta olan şerefsizler teröristen kanadı. Projeleri hazırlayıp Milli Birlik Komitesi'ne sunuyor. Onlar onaylıyor. MGK'ya yazı yazıyorlar. Sözlü adamları var. Orada görevlendirilen adamları var. MGK bunları tavsiye niteliğinde güya hükümete tavsiye ederdi aslında. Tavsiye değildi. Şimdi buna da gerek kalmadı. Melik Üç'ün sağ kolu Fahri Kasırga, Süfyan Soyub'un baş danışmanı sarayda, yönetim kurulunda her şeyi o yapıyor. Hem soykırımı yaptırıyor, takip ediyor, raporlar alıyor, Erdoğan'ın fermanlarını yazıyor. Süfyan Tayyip kendi fermanlarını kendi yazmıyor ki. İbrahim Kalın mı yazıyor? İbrahim Kalın sadece yurt dışındaki konuşmalarını yazıyor. Devlet başkanlarıyla konuşmalarını tercümanlık yapıyor. Her şerefsizin sarayda başka bir işi var. Saadet Oruç. Medyaya bakıyor. Gündeme gelmiyor bak. İyi tanırım bu kadını. Üç dil bilir. Süper zekalı kadındır. İyi gazeteciydi bir zamanlar. Kanal D'de. Benim iyi arkadaşımdır. Ne hale geldi? Fadime Özkan. Ne hale geldi? Bunların hepsini tanıyorum. Hepsiyle değişik ilişkilerimiz var. Değişik seviyelerde. Hiçbirinin benim yüzüme bakmaya yüzü yok yani. Bakıyorsun ben şok geçiriyorum yani. Türkiye ne hale geldi ya. Tabii oradan attıkları bu üst düzey subaylar özellikle büyük bir travma geçiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yok ettiler yani. Hayatlarını askeriye vermiş. Ömrünü Türk vatanını koruma ve kodamasına vermiş bu vatansever insanlara yaptıkları İşkenceler, muameleler, ailelerini parçalamalar beni çok üzüyor. Yani ruhum çığlık çığlık yani. Bunların hikayelerini gördükçe daha çok dehşete kapılıyorum.
bu kardeşlerimiz kurmay çoğu. Kurmay, %90 kurmayları attılar. Bunların çoğu şakit değildi. Cemaatle alakası yoktu. Sadece %10 kurmay bıraktılar. Onlar da Perinçek grubu ve solcu kemalistler. Orduyu yönetsin, bu darbeyi yönetsin diye. Bu kurmaylar da torpille kurmay olmuşlar. Yani imtihanlarda en sonlarda olan, yani kurmay olamayacak adamlar. İttirmeyle, torpille kurmay olanlar. %90 kendi bileğin hakkıyla kurmay olanları hepsini attılar. Kötücü diye. Hiçbirinin neredeyse cemaatlere kusur yok. Kolay kolay cemaatten birini kurmay yapmıyorlar Silah Kuvvetleri'nde. Yıllardır atıyorlar. Yani 1986'da ilk attıkları Deniz Lisesi'nde Muhammed Çetin hocamızdı. İkinci bendim. Ben ikinciydim yani. 87 12 Nisan 1987 doğum günümde atmışlardı beni. Birinci şeydi. Muhammed Çetin hocamızdı. Ve orada da bu Erol Mütercinler fizik öğretmeniydi. Perinçekçileri organize eden, kumbalcıları organize eden oydu. Homoseksüelleri kullanırlar, PKK'ları kullanırlar, DHP'cileri. Yıllardır böyle. Bizim okulda ise Perinçekçilerin lideri bir arkadaştı, ismini vermeyeyim şimdi. Şimdi Sufi oldu, Almanya'da yaşıyor. İsmini o yüzden vermiyorum. Döndü yani, Perinçekçilerden döndü. Benim kuşumdur yani. O zamanlar benim en büyük düşmanımdı. Ve yapmadığı kötülük kalmadı. Şeydi, Perinçek'in ana adamıydı Ankara'da. Şöyle bir adamdı. Ajan kızlar vardı DHP'ciler PKK'dan. Önce yatağını alırdı. Onların tadına bakardı. Bedava içki vardı. Perinçek onlara bedava içki sunuyor. Bedava karı sunuyor. Bu arkadaş hiç okumazdı. Zayıflar çok. Geçmesi mümkün değil. Okulu bitirmesi mümkün değil. Disiplin notu okuldan atılmayı gerektiriyor. Böyle hercai bir adamdı. Gata'da bir staj yapardık. O Gata'dan neyi çalabilirim diye bakardı. Gata'nın güstürülerini, teknik aletlerini çalardı. Öğrenciyken daha. Kızlara da satardı. Böyle hırsızdı. Okulu bitirmesi mümkün değildi. Ondan sonra soru çaldı. Şöyle soru çaldı. 3-4 ay öğretmenler odasının anahtarını ele geçirdi. Ve bu şekilde imtihanları kopyayla geçti yani. Bunu biz biliyorduk fakat arada Çin Çin olduğu için yani Fuat Avni olduğu için en iyi arkadaşı Fuat Avni'ydi. O da gizli şakir. Sesimi çıkartmıyordum. Ben orada hatalıyım tabii. Sesimi çıkarsam hepsini atarlardı. Bütün devreye atarlardı. Toptan atılırdık. Çünkü suça bulaştırma noktasında soruları çalmışlardı. Daha önce anlatmıştım. 3-4 ay filan bizim imtihanlar hepsi sahteydi. Daha doğrusu ben zaten 90-100 çekiyorum. Benim bir de tembeller kitapları okumuyorlar, bana anlattırıyorlardı soruların cevaplarını. Böyle adamlar, Mustafa Bey, ayva ismini verdik, neyse. Sonra mezun oldu arkadaş tabii. Ben olamadım. Yani sonra arkadaş karacıydı, ben havacı. Yollarımız zaten ayrıydı ama ne yaptı biliyor musunuz? Siverek'te komando yaptılar bu arkadaşı. PKK öldürmesi lazım ama Çinçin'le yani Fuat Ağabey'le aynı yere düştüler. Çinçin komando PKK öldürüyor. Bu arkadaş ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki silah envanterini çalıp PKK'ya satıyor. 5 yıl falan böyle devam ediyor. Çinçin terfi etti geldi. Hulusi Akar'ın özel kurbanına kadar yükseldi Harp Akademisi'nde. Bu arkadaş ise ordudan atacaklardı, kaçtı. Çünkü PKK'ya, Perinçek adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nden silah kaçırıp da satan arkadaş bu. Benim pek normal arkadaşım yoktu zaten. Bu arkadaş da Almanya'ya kaçtı. Sonra işte orada evlendi, çocukları var, emlakçı oldu, zengin, bayağı parası da var. Sonra işte Sufi olmaya karar vermiş. Sonra geçmiş için soyguluyor. Aradan 30 sene geçmiş. Tövbe istiğfar etti. Allah'a döndü. Yani Allah geçmiş günahlarını affetsin. Şey bir arkadaş şu anda. Bana şöyle kızıyor. Doğu Perinçek'le uğraşma abi diyor ya. Bu adam diyor iflah olmaz. Cehennem şey yani son katında yanacak bir şerefsiz diyor. Devleti ele geçirme takıntısı var diyor.
cemaate karşı size de diyor, büyük büyük bir nefreti var. Bütün kendi nefretini bütün Türkiye'ye bulaştırdı. Böyle bir virüs diyor yani. Karadul zehiri. Çok iyi tanıyor yani. Yıllarca beraber çalışmışlar. Düzelmez diyor. Bu Mustafa Önsel'dir, Soner Yalçın'dır, Erol Mütercimler'dir. Bunlar düzelmezler diyor. Sen boş yere konuşuyorsun, yazıyorsun, kendini üzüyorsun, yıpratıyorsun diyor. Kardeşim dedim, Türkiye'yi mahvettiler. Sen mi kurtaracaksın Türkiye'yi diyor. Boş ver diyor. Arkadaş zaten Almanya'da rahat yerinde, Alman vatandaşı olmuş. Tabii attılar arkadaşı, Türkiye'ye giremiyor. PKK'ya silah satmaktan. Kendisi Kürt'tür, Kürt Alevi'dir de. O yüzden travmalı yani. Perinçek'in adamları genelde böyle oluyor. Şimdi Sufi olmuş, Allah'a dönmüş. Ben de diyorum ki keşke bütün Perinçekçiler senin gibi olsa. Yani gerçeği görseler filan. Yok diyor, bu %95'i diyor, dönmezler abi diyor. Bu arkadaş beni döver diye. Çok hırbo biriydi. İzmanut. Beni de Fuat Han'la Çin Çin kururdu. Tabii benim daha sonra tedbir olsun diye Çin Çin'i dedim, beni koruma artık. Ben kendime iki tane koruma yaptım yani. Biri karateci, biri güreş şampiyonu. Bana dokunamıyorlardı da ben güvenlik tedbirlerini alıyorum yani. En fazla 6 ay sürer yani. Arkadaş dokunamadı bize ama küfrediyordu sürekli. Hakaret ediyordu. Kumpaslar çeviriyordu. Ben hepsini boşa çıkartıyordum. Hiç kimseyi bizim devrede kendi tarafına çekemedi. Daha doğrusu ben gittikten sonra çekmiş. Ben gittikten sonra benim adamların üçte birini kendi tarafına çekmeyi başardılar. Yani ajan kızlarla evlendirdiler. Ajan kızlar projesi vardı Türkan Saylı'nın. Doğu Perinçek şimdi bu sistemi döndürmeye çalışıyor. Asker okullarını o yüzden kapattılar. Darbeci diye göstermelerin sebebi bu. Yoksa hiçbirinin bir suç günahı yok. Yani bu Süfyanizm heyeti, Mason heyeti Doğu Perinçek'e verdikleri görev, Erol Mütercimler'e verdikleri görev, Türkan Saylar'ın eski sistemini, ajan kızlar sistemini, kontrol sistemini getirmek yani. Subay ve subayları kendi kontrollerindeki kızlarla, ajan kızlarla evlendirip ta asker liseden itibaren seks yaptırıp yani kendi gruplarına katmak istiyorlar. Çünkü son 10 yıldır Perinçek adam sokamıyordu. Ve bunu bu yüzden çok travmaları var arkadaşların. 10 sene sonra kimse kalmayacak bunlardan. Zaten Perinçekçi olmak demek Türk ordusunda vatan haini olmak demek yani. Eskiden beri son 30 yıldır böyle yani benim bildiğim. Şimdi Türk ordusunu tamamen Perinçekçi, balocu yapmaya çalışıyorlar. Tamamen vatan haini yapmaya, terörist yapmaya çalışıyorlar. Olay bu. Erol Mütercimlerin böyle edebiyat yapmasına bakmayın. Bu şerefsizin önde gidenidir. Ta Yaşar Büyükhan'ın zamanında. Bu adam 1984'te namaz kılanları tespit edip de attırmıştır Kuleli'den. Dağ Deniz Lisesi'nde attırmıştır. 1980'lerde, 90'larda operasyonlar yapmıştır. Operasyon birinin başındadır yani. Binbaşıken emekli oldu ama özel eğitim aldırdılar buna. Gönderdiler Avustralya'ya, işte gönderdiler Avrupa'ya, NATO bilimler içinde eğitimler aldırdılar. Bu adam Avrasyacı, Rusçu falan değil. Bu adam özel eğitimli. İstihbarat eğitimi almış biri. Saldırayberk'te Rusya uzmanı olarak yetiştirildi. Ve Rusya ile ilişkileri o yönetiyor. Mason heyeti, Süfyanizm heyeti böyle çalışıyor. Pentagon'da CIA'de adamları çok sağlamdır. Richard Perle ve ekibiyle çalışır yıllardır. Cumhuriyetçilerle, evangelistlerle çalışır. Nerede İslam düşmanı, Siyonist varsa bu adamların dostudur. Dolayısıyla hizmete düşman olmaları çok normal. Ve kullanacakları araç olarak da siyasi İslamcı hırsızları gördüler. Ve onları tespit edip teker teker fişleyip suç tuzaklarına, bal tuzaklarına düşürüp şimdi de hırsız yapıp suç konusunda batağa batırıp kullanıyorlar tepe tepe. Olay bundan ibaret yani. Balyoz darbe planları, çarşaf, süga, oraj, sakal, eylem bunları kimler yaptı? Eldiven,
Bu planların hepsi ortaya çıktı. Yani kral çıplak diyor herhalde mütercimler. Bunlar çırılçıplak. Süfyan Toyup kralsa ve çıplaksa bunlar çırılçıplak. Hiçbir savunacak tarafları yok. Yani bu kadar kurmay subay atmışsınız. Çok başarılı asker atmışsınız oradan. Bunlar sizin defterinizi sürecek. Bak bir tane Faruk Aslan'la başa çıkamadınız değil mi? Bunca yıldır. Bizi atan Atilla Kaya homoseksüel bir adamdı. Ve asit kuyuların katliamı var ya Kürtlere yapılan. Orada o jandarma komutanıydı. Kürtleri asit kuyularına atan adam Atilla Kaya'ydı. Bu şerefsiz bağırsak kanseriydi. İki defa operasyon geçirdi. Ölmedi ya. 65 yaşına geldi. Emekli oldu. Adam daha kaç senesi? 2013'te emekli oldu. 2013'te emekli oldu. Nereden biliyorum? Çünkü attığı adamlardan biri bizim sağlıkta şeydi. Daha küçük, kısa boylu Burak diye bir çocuktu. Annesi ineğini sattı da kazmatı ödedi biliyor musunuz? İneğini sattı. Ve bu çocuk daha sonra master bitirdi ve tübraşa girmişti. Askerlik yapmış yine Atilla Kaya. Tanımamış tabii. Çocuk büyümüş. Attığı adam olduğunu bilmiyor. Abi dedi, bu adam yaşıyor hala dedi. Yemek yedik de şeyde İzmit'te 2013'te. Ciddi misin dedim ya. Yok dedi ya. Bu adam yine şerefsizliklere devam ediyor. Hiç vazgeçmedi. Adam doğuya gidiyor. Kürtleri asit kuyusuna atıyor. Batıya geliyor. Bize işkence yapıyor. Oradan atıyor. İzmit dedi ki Sakarya bölgesindeki bütün kumpasları Atilla Kaya çeviriyor. Yani Veli Küçük'ün sağ kolu. Citem kurucularından bu adam. Şerefsizin önde gideni. PKK ile beraber çalışıyor yıllardır. Hem uyuşturucu ticareti yapıyor. Hem silah ticareti yapıyor. Pirinçik grubun içinde. Onları koruyor, kullanıyor. Gammacı olarak kullanıyor. Hikayeler yazıyor. Hikaye yazma uzmanı. Sırf bizim devrede bu adamların yazmış olduğu tam 52 tane Hollywood'a film olacak senaryo var. Şaka yapmıyorum. Adamların hikaye yazma konusunda uzmanlığı var. Yalan hikayeler tabii. Ondan sonra döve söve işkenceyle millete imzalatıyorlar, gerçek gibi gösteriyorlar. Komutanlarına diyorlar ki gerçek budur. Komutanları şok oluyor. Diyor ki vay be neler yaşanıyormuş diyor. Bu adamlar terfi etmeye çalışıyorlar bu şekilde. Makamlarını korumaya çalışıyor ama bu Atilla Kaya kurmay olamadı. O kadar şerefsizlik yaptı. Çünkü adam homoseksüel ta Harbiye'den beri. Sicili bozuk normalde atmaları lazım. Homoseksüel bir adamın askerde ne işi var değil mi? Adamın şeyi ahlaki kayık yani. Hırsız. Kullanmak için tuttular ama kurban yapmadılar. Emekli oldu. Şimdi de soykırım işkencelerini yönetiyor. 2 metre boyunda bizim öğrenci amirimizdi şeyde. Katada. Böyle bir öğrenci amiriyle siz ne yapabilirsiniz? Faruk Aslan ne yapsın yani? Nasıl milleti kurtarsın? Şerefsiz herif. Bunun gammacılarından bir tanesi homoydu. Bunu dövmüştüm. Ben çok kolay kolay adam dövmem. Benim bir aslı evremdi. Bütün isimleri vermiş. Girdim yani. İlk defa adam dövdüm ya. Ondan sonra gitmiş şikayet etmiş. Bu Atilla'ya. Atilla da beni çağırdı. Dedi seni öldürürüm dedi. Silahını çekti. Dayadı anlamı. Eğitim zayiat derim babana dedi. Öyle bildiririm. Babanın asker olduğunu biliyorum dedi. Eğitim zayiatı. Ben de esas suçtayım. Neden bahsediyorsunuz komutanım dedim ya. Dedi sen neden bahsettiğimi iyi biliyorsun. Daha beni sorguya almamışlardı da. Başka arkadaşları almışlardı. Ben de bilmezlikten geliyordum tabii. Dövmüştüm. Gammazlısını dövmek lazım. Başka bir şey yapılmaz yani. Çocuğun 10 tane zayıfı var şerefsizin. Mezun etti ya. PKK'ya çalışıyordu. Bir de homoydu. Yani homoların ne yaptığını biliyorsunuz. Ben safi zihinleri idrar etmeyeyim. Bir de bu adamla şey var. Cinsel ilişkisi vardı şerefsizin.
Adama gücüne diyemiyorsun ki homoseksüel it herif, senin orada ne işin var, şerefsiz. Dedim ki bak, ben çok akıllı mantıklı bir adamım. Sonra adam beni Mamak Rize evine işkenceye götürmeye kalktı da ben bunlara gadekulle yaptım. Bunların elinden hep yırtmayı başardım. Bu şerefsiz. Gadekulle yaptım psikiyatriye. Mektup gönderdi. Altında Atilla Kaya, hala saklıyorum kopyasını. Türk ordusunun başarılı, disiplinli örnek askeri Faruk Aslan diye başlayan bir sayfa mektup. Çünkü başı belaya girecek. Ben rapor alacağım. Anladı benim gazeteden rapor alacağımı. O zaman rapor alabiliyorduk yani. Gazetede doktorlar vardı yani. Bu şerefsiz gazetede operasyon yapmış. Harp okulunda operasyon yapmış. Kaç tane asker okulu mahvetmiş bir adam. Ve hala soykırım projesinin başında olan adamlardan bir tanesi. Gebermedi gitti. Asit kuyularının başındaki adam. Yani Kürtlere söylüyorum. Sizi kim öldürdü? Cumartesi anneleri niye ağlıyor? Evlatları nerede diye merak mı ediyorsunuz? Levent Köktaş. Gidin yakalayın. Hasan Atilla Uğur. Hala soykırım şeyin başında. Engin Alan. Cemal Kurtöz. Hala gebermedi. Levent Bektaş. Kaset şantaj şeyinin başında. Ve Süfyan Söyük'le beraber çalışıyor. İsimleri teker teker merak ediyor musunuz? Bak, bu konuşma tarihi bir konuşmadır. Hala uyanmak istemiyorsanız ben ne yapabilirim ki? İnsanları mağdur ediyorlar. Şimdi harp okulları alınmıyor hakikaten. Dört tanesi bir asker varmış. Harp okulu ve astsubay okullarından imtihanlarda dört sivil bir asker ordu AK Parti kontrolüne çok kısa zaman içinde geçecek ve istedikleri gibi olacak. İnsanların hayatlarını kararttılar. Fetömetre diye 70 madde yazan bu şerefsizler Nedim Şener savunuyor. Cihat Yaycı denen şerefsizin icat ettiği bir sistem bu. Hain terörist diye suçladıkları insanlar niye suçlanmış? Limonlu çay içiyor. Şakitmiş. Böyle iddialarla dil bilmezler. Eğitimleri yok. NATO'ya gitmeyi hak etmezler. İngilizce bilmeden NATO eğitimine kendilerini gönderirler. Tatil yaparlar. Giderler orada. Tatil yaparlar. Bir sürü hikaye var bununla ilgili. Yani tinesiz, kalitesiz adamlar. Kusura bakmayın ama yani bu kadar şerefsiz bir adam ancak bir araya gelip de böyle bir 15 Temmuz gibi bir şey yapabilirdi. Çünkü ne akıl var, ne mantık var, ne izan var. 15 Temmuz o kadar başarısız bir darbe ki aslında. Her tarafı ter ter dökülüyor. Bu kadar çapsız bir organizeyi Amerika CIA yapamaz. Onlar yapsa çok iyi organize olurlar. Bunlar organize olmayı da bilmiyor. Bu kadar arkada delil bırakmışlar. Kaç sene geçti? 2 sene geçti. Hepsi tel tel dökülüyor. Yani tabii bunların yargılanması gerekiyor. Hepsinin. Bir tane şeyleri yok yani. Her tarafları fason veriyor. Gerçek gazeteci olanlar bunu görüyor. Kamil Maman, Adem Yavuz Arslan tek tek döktü. Ben askerlerden bekliyorum, konuşmalarını bekliyorum. Yani yazıyorlar sosyal medyada ama bu komutanlar üniformasıyla çıkıp gerçekleri direkt net olarak anlatsınlar. Biliyorlar ne olduğunu. Askeri içinden geldikleri için benden daha fazla bilgileri olduğunu zannediyorum. Ben yani ne de olsa dışarıda olan biriyim. İçeriden aldığım bilgiler olsa bile Aziz Nesin 1915-1995 yılları arasında yaşadı. Şöyle diyordu. İnsan yalnızca söylediklerinden değil, sustuklarından da sorumludur. Susuyorsam ya korkuyorum, ya ikrar ediyorum, ya ihanet ediyorum, ya utanıyorum, ya kuyu kazıyorum demektir.
Eğer sizle konuşmuyorlarsa sizin arkanızdan konuşuyorlar demektir. Bu kural olarak unutmayın. Sizle şimdi şeytanlaştırdılar, konuşmuyorlar. Sizin arkanızdan kumpas çeviriyorlar, kuyunuzu kazıyorlar. Siz vatana ihanet etmediniz. Sizin utanacak hiçbir şeyiniz yok. Sustuğunuz zaman sorumlu olursunuz. İnsanlar sadece söylediklerinden sorumlu değildir. Eğer susarsanız, gelecek nesiller sizden hesap sorar. Yarın evlatlarınız sizden hesap sorar. Baba, ne olmuştu? Biz neden bu hale düştük diye hesap sorarlar. Bu mağdur edilen 50 bin kişi tek tek konuşmalı, topla olarak konuşmalı ve bu soykırım projesini başlarına çalmalı bu sorumluların. Hem kuklaların başına çalmalı. Ben bu konuyla ilgili kitaplar yazdım yeteri kadar. Yani Akademi.edu'da var bunlar. Accessible, yani kapatamıyorlar. 65 milyon akademisyenin üye olduğu bir network. Ve IŞİD kitapların 2 tane, 7 tane şeyle ilgili, Ergonokon'la ilgili kitap var. Mason Bektaşiler, Kara Kutu, yani Teşkilat-ı Ergonokon çok net anlatıyor. Yeni Ergonokon Göktürk, yani Kutlar Vadisi fenomeni, Agartha Ergonokon, son kitap yeni koydum. Silinen Türkiye, 30 tane kitap koydum. Ve şu anda 4 tane daha kitap koymam lazım. Yani vaktimi de çok produktif kullanmaya çalışıyorum. Hepsini indirdim. Sosyal medyadan koyuyorum bunu. Ortak bir kitaptır bu. Silinen Türkiye Red Book serisi. 30 oldu. 34 olacak galiba. Sayıyı da unuttum artık yani. Her ay bir tane çıkartıyorum. Takip ediyorum düzenli olarak, günlük olarak. Bunlar tarihe geçsin. Mağdur olan insanlar haklarını savunsunlar. Geçmişe dönüp baktıklarında sosyal medyada bunların silindiğini görecekler. Google'da sildikleri gibi eminim yani bunlar yok edilecek. Ben de yok edilmesine izin vermiyorum. Bakın benim kaç kitabım var. Türkiye'de basılmış print kopya. Hepsini yok etmişler. Düşünebiliyor musunuz? Geçen search yaptım. Bakayım hangi kitaplarım duruyor satışta diye. Baktım. Hiçbiri yok. Bütün yayın evlerinden silmişler. Bir tane PKK'nın çocuk askerleri var. O da işlerine geldiği için. Çünkü PKK'nın sayfalarında topladığım çocuk askerleri hikayeleri PKK'lılar web sayfalarından sildi. Delil olarak ben topladım. Emre Uslu Allah razı olsun bana zamanında haber verdi. Emre Uslu bir ödül hak ediyor bu konuda. Kaynak olarak benim kitabımdan başka kaynak olmadığı için kitabım duruyor satışta hala. Entide. Kayyım atanan entide. Diğerleri işlerine gelmediği için silinmiş durumda. Silinen Türkiye böyle bir şey işte. Kendi kafalarına göre tarih uyduracaklar sonra. Kahramanlar uyduracaklar. Sonra diyecekler ki işte biz kahramandık. Onlar cüceydi. Biliyorsunuz ki Erdoğan'ın 400 milyon dolarlık uçağı devlete hibe değil, şahsına alınmış bir hediye karşılığında Türk Hava Yolları'na veriyor. Koptan, kökten. Katarlara vermiş gösteriyor. Aslında kendi ceplerinde. Yönetim kurulunu kendileri belirliyor. Yani yabancılara satılan 1200 tane kit kurumunun hepsi yabancılara satılmış gözüküyor ama aslında Bilal'in ve Berat'in kankaları, AK Partililer ve ÖTÜ'cüler var yönetim kurulunda. Bankamatik Hayriye'den maaş alıyorlar. Yani özelleştirme bir fiyasko AK Parti döneminde. Yabancılar almadılar, alamadılar. Ortakçı bunlar ve Katar'a, Dubai'ye, Balazi'ye kaçırılan paraları peyderpey getirip Türkiye'de özelleştirme diye bu firmaları kendileri alıyorlar. Yabancı firmaları almıyor. Hastaneleri mesela Emine Erdoğan adına el koydular. Ve daha sonra bunu Katar emirine, Dubai emirine satmış gösterdiler. Para Dubai'de yetiyor. En son rakam 27 milyar avroydu. Sonra bir baktınız hastaneler hala Emine Erdoğan'ın, Erdoğan ailesinin. Aile şirketi gibi yönetiyor. Özel hastaneler şimdi şehir hastaneleri kurdular. 30 yıllık tahkim anlaşmasıyla garanti. Dolar bazında, döviz bazında sizi soymaya. Hem hastalandırıyorlar sizi, hem hastane hizmeti sunuyorlar.
Oradan da bir daha soyuyorlar. Böyle bir hırsızlık şebekesi. Biliyorsunuz ki bütün sektörler bu şekilde. Yani eczane sektöründen, ilaç sektöründen tutun. Yani bir tane bana sektör gösterin ki bu haramiler çökmemiş. Yani bu ortaklar, özel harp komutanlarının askerleri, MİT baronlarıyla. Yani beraber bu adamlar hırsızlık yapmıyor. Bana bir tane sektör gösterin. Yok yani. Ve hepsinde de yabancılarla ortaklar. Dış güç dedikleri, söyledikleri yabancılarla ortak yapıyorlar. Öyle hediye medya yok. Hediye diye bir şey olmaz. 400 milyon dolarlık hediye olmaz. Herkes bunu biliyor. Katar'la projeleri çok derin. Hulusi Akarsi anlatsın bunu. Ve El-Kade terörüne battılar. Şimdi El-Nusra Mısır'ın arkasında biliyorsunuz. Ve El-Tahrim ve El-Nusra'ya terörist demeye başladılar. Ruslarla ortak temizlik yapacağız diyorlar. İnan, yalan. Katar'la anlaşmaları var. Bunlar Hatay'a ve kiliseye yerleştirildi. Fındık sektörü Cüneyt Sapsun'un elindedir. Ve dünyada %90 üretim Türkiye'dedir kardeş. Ve Cüneyt Sapsun'un ortağı dünyadaki en zengin Yahudilerden, Alman Yahudilerinden biridir. Yani Türkiye'nin fındığı Almanya'ya gider. Yıllardır böyledir. 40 senedir. Ve Yahudi lobilerine çalışır. Alman istihbaratındaki en güçlü Yahudi lobisi fındık lobisidir. O da Cüneyt Sapsun'la ilişkilidir. Dolayısıyla Türkiye'de fındık krizi Süfyan Tayyip'in zulümlerinden bir tanesi. Cüneyt Sapsun'un binlerin sizi biplemesi yani. Veya düklemesi. Başka bir şey değil. Çaylar öyle. Çaykurlar gitti şeye, Katar'a verildi. Ormanları yaktılar Sümele'de, Akdeniz'de. Onlara villa yapıyorlar. Cingiz inşaat yapıyor. Yani Erdoğan direkt tırın kasasına giriyor Cingiz'in inşaatları biliyorsunuz. Yani havalimanı inşaatında ölenler suçlu olarak Süfyan Tayyip'i bulacaklar. Cingiz emir kulu yani. Cebine koymuyor. Bütün para %100 Süfyan Tayyip'e gidiyor. 400 milyar liralık ihale almış devletten. Hepsini Erdoğan verdi yani. Mahkemelere emir verdiği gibi kimin ihale alacağını da Süfyan Tayyip veriyor yani. MİT kralları, baronları onun korumasını sağlıyor. Erol mütercimler de, ulusolcular, kemalistler de onun korumasını sağlayan bir şerefsiz, ikna eden yani. Böyle bir rejim kuruldu. Do you have any book? Books by any of these people? Bir tanesi gidiyor. We don't have the books but we have the authors. Yani yazar hapishanede diyor. Kitaba gerek yok. Yazarı çağırayım onunla konuş. Türkiye'de durum bu. Yazanlar, konuşanlar, aydınlar hapisteler ve ondan sonra sussan suçlunun ikrarı diyorlar. Konuşsan susmaya zorluyorlar. Bundan böyle susma ihtimalim yoktur diyor Albay Halis Tunuç, Deniz Kurbay'dan. Tüm vatansever Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güzide efendilerine çağrımdır. Vatana hizmet için ettiğimiz yemin, orada tili hizmet süremize sınırlı değildir. Ettiğiniz yeminin gereği susmayınız diyor. Ve Cihat Yaycan'ın FETÖ-METRE ile yapmış olduğu soykırımı, uygulamaları anlatıyor ve örnekler de veriyor. Nedim Şener'in yüzüne çarpıyor. Bu şerefsizlerin, Erol Mütercimlerin yüzüne çarpıyor. Şu anda 8'den fazla benim saydığım asker sosyal medyada ondan fazla konuşuyor. Emekli asker diye bir arkadaş var. Hançer var. Ethem Gülbaş var. Cemal Tokkaya var. Bir tane küfürlü bir arkadaş vardı Deniz'e. Ama o da mıydı? O arkadaş mesela çok iyiydi yani. Turan Felek aynı şekilde. Asubaylardan şu anda 3-4 tanesi yazmaya başladı çok ciddi. Özellikle Deniz'den. Havacılardan var bir arkadaş. Biri Fransa'da, biri Norveç'te, biri İsveç'te, biri Kanada'da, biri Amerika'da, biri Belçika'da. Bu askerleri tanıyorum tabii. Tanıştık yani. Daha önce tanımıyordum. Bu süreçte tanışmış olduk. Patagonya Bahriyesi güzel yazıyor. Levent Kalyoncu aynı şekilde. Kimlerin şey yaptığı, yazdığı belli. Bu nedenle özellikle Mehmet Ali Çelebi, Doğu Perinçek'in yönettiği grup var. Bunlar Kafe 42 diye
Kadıköy'de bir kafe dükkan açmıştı. Ve özellikle harp okulundan olanları, deniz harptan olanları kendilerine dönüştürmeye çalışıyorlardı. Ve bedava içki, bedava karı kız aynı hikayeler devam ediyor. Kadıköy'de Kafe 42 açıp Karagahlileri niyetine deniz lisesi ve deniz harp okulu öğrencilerini toplayıp ideolojik değiştirmeler yapan Mehmet Ali Çelebi ve dikkat edin Doğu Perinçek'in ekibidir. Akın Kaplanoğlu mesela deniz lisesinde torpilli girmişti. Ve yardım eden ekipleri var. Yani yine pek çok Sinan Efe Noyan gibi, Tarık Ayabakan gibi, amirallere suikast davasında tutulan genç perinçekçi teğmenler şu anda bu ekolden ve bu Kafe 42'de bu değiştirme, kirletme operasyonu için Karagahlileri olarak kullanılıyor. 1970'lerde darbede, 1971 darbesinde bunlar ortaya çıkmıştı. Bu subayların hepsi hapsedildi. Ceza aldılar. Doğu Perinçek yine yırttı. Çünkü radyo elemanı, MİT elemanı, ÖKK elemanı. Yani tuzağa düşürülen harp okulu, deniz sesi öğrencilerine sesleniyorum. Bunların tuzağına düşmeyiniz. Şu andaki güç onlarda diye kuruluşa gelmeyiniz. Mehter'i yemeyiniz yani. Eski adıyla GES olan, yeni adıyla MİT Sinyal İstihbarat Dairesi'nde görev yapan pek çok şerefsiz var. Bu şerefsizler operasyonlar yapıyorlar sürekli. İnsanları fişliyorlar. Ve bu istihbarat devleti MİT Krallığı'nda hiç kimse kaçarı göçeri yok, yakalanıyor. İskender Sezek güzel uyarıda bulunmuş Toronto'da. Çakma isimlerle açılan bazı hesaplar Kürtlere veya cemaatçilere yakın gözüküp takipçilere DM ile yazışıp kumpas, nifak yayıyorlar. Hepinizi uyarıyorum demiş. %100 teyit etmediğiniz hesaplarla iletişim kurmayın. Birçoğu MİT kontrolünde, Özel Harp Komutanlığı kontrolünde olan hesaplar. Verdiğim isimler sağlamdır. Çek yapınız. Yani asker işte gibi, asker 2 gibi adamları yakalarız böyle. İmkan vermeyiz. Oktay Yaman iyi bir gazeteci Almanya'da. Alman mahkemesinden ATV muhabirine para cezası kesilmiş. Augsburg şehrinde bir çocuk yuvası önünden yayın yaparak burada teröristler yetişiyor diyen muhabir 5000 euro para ödeyecek. Tekrar ederse farklı ceza yaptırımları var. Kreşte yasalara aykırılık yok. Yani Kanada olsa buna 2000 saat community servisi hizmet etsin diye. En az 20 session mahkeme bize terapiye gönderir bu arkadaşı. Manyak çünkü. Cinnet geçiriyor. 5000 avro bir haftada hapse atmak lazım ya. Hapse girmemiş mi bu arkadaş? Ha, ilk para cezasını ödeyecek, şartlı çıkacak. Tadiye olacak. Eğer aynı suçu bir daha işlerse hakimler genelde şöyle ceza veriyor yani. 20 seans bize geliyorlar. Terapi yapmaya çalışıyoruz. Ama bireysel olarak ben bu tipleri almam. Grup terapiye gitmesi daha iyi. Yani grup içine gitsin de grupta nasıl bir eşeklik yaptığını anlatsın. Başkalarından bir şeyler öğrensin. Terbiye etmeye çalışıyor Kanada gibi Avrupa ülkeleri. Parayı ödeyince terbiye oluyorlar. Para cezası iyidir. Komite servis, grup terapi. Bireysel terapiyi almam böyle zombileri ben. Adam olmaz çünkü bunlar. Evet, CHP tabi Cumhuriyet Gazetesi'ni ele geçiren Süfyan Tövük ve bu Erol Mütercimler, Devlet Pençek ekibinin kurallarına göre oynayacak. Askeri Öğrenci Komitesi diye maalesef burayı zehirleyen bu Mehmet Ali Çelebi ve saydığım isimlere dikkat ediniz. Bunlar sizi oltaya düşürmesinler. Bunlar phishing yapıyorlar. Emekli asker sağlamdır eski mektepli. Ben kim olduğunu bildiğim insanlara sağlam derim. Ve onları takip edin. İşte şu anda Türkiye'yi aile şirketi gibi yöneten bu şerefsizler balık baştan kokar. Rol modeli Süfyan Tayyip ve ailesi olunca takipçileri de kendi çiftlikleri haline getirdi. Lokal derebeylikler kurdu her yerde. Mütercimler kral çıplak deyince güldüm yani. Bu hırsızları ayakta tutup netice alacakmış Keloğlan Rahip. Büyük strateji uzmanı yani gerçekten. Siyasi İslamcı ve laikçi, ulusalcı, bağnaz ve yobaz kibirleri tanımlayan çok tarihi bir söz var. Elbette Süfyan Tayyip kralı çıplak. ETÖ'cüleri savunan Erol Mütercimler çıplak.
Perinçek is completely naked yani. Balocuların tepesindeki balyoz Suriye'ye yanlışları. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bu yüzden bitirdiler. 15 Temmuz'u bu yüzden yaptılar. Suriye'ye yanlış politikasına karşı çıkanları FETÖ'cü diye tasvir ettiler. İktidarı tahta ele geçirmek üzerine ülkeyi iflaza sürükleyip batırdılar. Bunun hesabını verecekler. Sadece Süfyan Tayyip ve haramileri vermeyecek. Yani suçu Ahmet Davutoğlu veya başka üzerine atamazlar. Suriye yanlışlarına bunlar soktu. Kamış ses verince ne yoldum sanır? İlk gelince ya yoldum sanır? Sarayda oturmakla padişah olmaz kişi. Aptal ata binince bey oldum sanır. Hiçbir hırsız kendini yakalamaz ve yakalatmaz. Yani bu nedenle delilleri karartmaya çalışan ve işleri tersinden gösteren bu şerefsizlere asla ve asla inanmayın. Süfyan Tayyub'un dini Firakidale tabi Tayyip'in tarikatı. İbn Arabi'nin Moğol istilası ve yıkımından önce Şam Emevi Camii'nde halife ve cami cemaatine dediği gibi para, para, para. Bunların Allah'ı para ve altın, döviz yani. Kıblesi para olan, dünya olan bu şerefsizleri bir yerden insaftan, izandan uzak kalır. Bunlar yani bir insanlık beklemek abeste iştigaldir. Abbas halifesini biliyorsunuz Moğol Noyan ve Hulagu Bağdat'ta 1 milyon insan öldürmüştü. Kitapları yakmıştı. Sonra halifeyi de kendi o lüks sarayındaki havuzda boğdu. Öyle yaptı yani. Ceza böyle oldu. Allah bir zalimi elbet musallat eder bunlara. Abdullah Yavaş abimiz Hava Kuvvetleri'nden bu katı laikçi NATO'cuların kumpasıyla 30 yıl önce 1990'da atılmıştı. 28 yıl olmuş. Daha sonra çok iyi tanıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin atılmasından sonra şimdi Avrasyacı, Yobaz laikçi, kumpasçı, Süfyancı, Tayyipçi adamlar tarafından 15 Temmuz kumpasıyla hapiste 20 yaşında lösemili bir evladı var, çaresiz. Ya yeryüzünde yürüyen melek gibidir bizim Abdullah abimiz. Karıncayı ezmez. Ben kaç sene, 2 sene beraber çalıştım. Çamlıca Kur'an kursunda. Bizim personel müdürüydü. Ve bütün işleri organize o yapardı. Ben hayatımda yani yürüyen melek göster deseler Abdullah abi, Eleveş abiyi gösteririm. Hava kuvvetlerinden böyle bir astsubaydı. Yani haram yemez, kimseyi kırmaz. Böyle insanlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne lazım değil herhalde. Hizmette çalışıyordu yıllardır. Şimdi de Avrasyacı laikçiler, siyasi İslamcılar mağdur etmiş. Daha önce laik katı NATO'cular mağdur etmişti. Bu ikinci vaka. Hapiste. Yani. Soysuzlar yani. Ben ne yapayım şimdi? Abimden çok severim ben Abdullah abiyi. Yani onun saçının teline zarar gelirse ben dünyayı yıkarım, yıkarım. Yani rahat vermem bunlara. Kesinlikle rahat vermem. Sonuna kadar giderim. Bu kurtçuklar mahvettiler ülkeyi. Ülkeyi yediler, bitirdiler. Ali Katırcıoğlu abi. Bir de bu güzel insana baksın da ders alsın yani. Afrika'da Selimiye gibi bir cami yaptıran bu insana ahlaksız dediler Süfyan Tayyip. Bu güzel insanı biz tanıyoruz. O bir Allah dostudur. O tam bir hayırseverdir. O Reza'ya benzemeyen bir hayırseverdir. Ona ahlaksız diyen ahlaksızdır. Şerefsizdir, onursuzdur, alçaktır. Yani Akın İpek'in annesi Melek Hanım'a çöken o güzel insanlara çöken, o mert insanlara çökenler ahlaksızdır. Antep'te nakip oldu. İstanbul'da biliyorsunuz kimlere kimlere çöktüler. Seyidi oldu. Baklavacılara çöktüler yani. 150 yıllık markaları yok ettiler. Mustafa Boydak, Boydaklara çöktüler. Bunlar ülkenin değeriydi. Markasıydı. Güzel insanlarıydı. Hayırsever insanlarıydı. Açları doyuran, fakirleri okutan, ülke için, vatan için, millet için faydalı bir insan olması için çalışan insanlardı. Dumankaya. Dumankaya'nın ben babasını tanımadım ama oğluyla
2011'de Pendik'te yemek yemiştik. Bir Kanada'dan heyet getirmiştim. Karşı karşıya oturmuştuk. 4-5 saat beraber geçirdik, sohbet ettik. Ben bu kadar aydın bir insan hayatımda görmemiştim. İyi eğitimli, vizyonu olan, dürüst iş adamlığı yapan, hayırsever, Dumankaya. Duman kayaları yok ettiler. Bu hayırsever insanlar bir daha nasıl yetişecek Türkiye'de? Hangi insan Allah rızası için bir fakirin elinden tutacak, okutacak, okul yapacak, yurt yapacak? Şimdi bakıyorsunuz, hepsi haramilerin eline geçti. Tecavüzler safhada, kendi ceplerine çalışıyor. Adam Kızılay'da kurban topluyor, kurbanı kesmiyor ya, kurbanı kesmiyor. Allah'ın kurbanını kesmiyor. Emanete hiyanet ne olur yani? 40 bin tane hisse toplamış, 1800'ünü kesmiş. Hizmet o kadar kurban dağıttı Afrika'da, dünyada. Yıllardan beri dağıtıyor. Bir tanesinde sorun olmuş mu? CD'sini çeker, isim isim gösterir. Kesilir. Biz güveniriz arkadaşlarımıza. Bize delil göstermeseler de inanırız. Ama onlar delil de gönderirler. Binlerce kurban kesilir. Dünyanın dört bir tarafında fakirlere dağıtılır. Başka dinden, kültürden insanlara dağıtılır yıllarca. Hepimiz bu hizmetlerde çalıştık. Yeri topladık daha evvel. Türk Hava Kurumu'na gitmesin diye. Unuttunuz mu o günleri? Kendi arabamızda. Tabakladık kendi elimizde. Para için değil. Haramzadelere gitmesin diye. Azerbaycan'a 3000 kurban göndermişlerdi 1997'de. 3000 kurban. Ve Karabağ göçmenlerine gittik. Ağcabedi ve Berde'de kampların önünde kestik hayvanları. Dağıttık dedik. Kurban böyle mi dağıtılır? Afrika'da, Kenya'da ben çok hikayeler biliyorum. Liberya'da dağıtılan elden ele. Kenya'da bir yer varmış. Uzakmış, ormanlık. 100 yıldır kimse ulaşmamış. Müslüman bir ahalisi varmış. En son İngilizler gitmişler oraya. Ulaşmışlar. 100 yıldır insanların balansı yok. Bizim arkadaşlar oraya kurban vermeye gidiyorlar. Ve helikopterle gidiyorlar. Çünkü karayolu yok, ulaşım yok. Bunu daha önce anlatmıştım. Helikopter iniyor. Köylü iki sıra diziliyor. Bakıyorlar gelenler kim? Kurban yardımı için helikopterle gelmişler. Et dağıtacaklar. Kabilenin reisi geliyor. Bakıyor. Hangi dilde konuşuyor? Bir de tercüman getirmişler o kabilenin dilini bilen. Müslüman bir kabile bu. Kenya'da. Şaşkın şaşkın bakıyorlar ki iki sıra, neden iki sıra dizilmişler? Soruyor, neden iki sıra dizildiniz? 100 sene önce buraya İngilizler geldi. Bizi iki sıra dizdi ve toplu katliam yaptı. Biz de kolektif bir hafıza sanki. İki sıra dizdik ki katliam için geldiyseniz, bizi öldürecekseniz dizildik. Ağlıyorlar. Ağlıyorlar. Yapacak bir şeyleri yok. Silahları da yok. Yani silahlarla biri gelse onları yine iki sıra dizse öldürecek. Ama hizmet insanları onlara et götürüyor. Ve o köyden en zeki çocukları alıp okumak isteyenleri bedava Kenya'daki 3 tane okulda okutuyor. İşte insanlık hizmeti budur. Müslümanlara yardım budur. Pek çok Afrika'da hikaye vardır. Bu hikayeleri kitap yapsalar, film yapsalar, dokümenteri yapsalar, gösterseler ne güzel olur. Teşvik olur. Afrika'da o kadar çok hikaye var ki daha ortaya çıkmamış, anlatılmamış. Benim bildiğim veya işte bana bir şekilde ulaşan pek çok hikayemiz daha anlatılmadı. Arkadaşlarımız hikayeleri anlatsınlar. Bunları dile getirsinler. Belki de biz anlatamadık ne olduğumuzu, ne yaptığımızı. Belki anladılar da anlamak istemiyorlar. Güce tapan, bu soykırımcılara
korkusundan tabi olmuş, bir makam mansıp dünya için ram olmuş, bağlanmış, köle olmuş sersemler var belki. Belki uyandırırız diye düşünüyorum ama acaba çok geç mi kaldık uyandırma noktasında? İnsan gerçekten hayal ediyor. Bir saat 40 dakika olmuş yine. İyi günler arkadaşlar. Başkaları konuşsun. Ben çok konuştum. Askerler